merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Ee, evet, bugün gündemin konusu Kayseri Spor. Evet, HES kablo Kayseri Spor. E, ligde gerçekten çok zor günler yaşadı. En sonunda da ligde kalmayı da başardı. Daha önceden e, düşen takımlar arasındaydı. Önümüzdeki yani geçtiğimiz yıl. Bu kez eee Kurtarmayı başardı. Evet, burada da Türkiye'de herhalde ilk defa başkanı kadın olan bir tek, şey kulüp. Bu da herhalde tarihte ilk olsa gerek. Bakalım Kayseri Spor'u nasıl bir günler bekliyor. Beraber göreceğiz. 40 maç açıktı 2020-21 sezonunda 9 tane galibiyet aldı, 14 tane beraberliği var. 17 tane de mağlubiyet aldı Kayseri Spor. 35 gol atıp 52 gol yedi. Eksi 17 ve 41 puanla ligde kalmayı başardı. Yani son e, maçlarda elde ettiği başarıyla ligde kalmayı da başardı. Zaten son maçta Fenerbahçe ile karşılaşıyordu. Eğer şey olsaydı herhalde o da olmayabilirdi diye düşünüyorum. Kayseri Spor en, en fazla teknik direktör değiştiren takımlardan birisiydi. Tabi bu konuda rekor kırdılar. Fakat en sonunda ona olmadı, buna olmadı. Yani değiştirmedikleri teknik direktör kalmadı. Eğer bir planlama yapılmazsa bu iş böyle devam eder, gider. Halbuki bir sistem oluşturup bir planlama yapılsa, bir 5 yıllık sözleşme imzalansa ona göre. Zaten futbolcu kötü oynasa da teknik direktör gidiyor. İşin garip yanı da burada zaten. Bunu da çözmek Türkiye'de mümkün değil. Bütün suç teknik direktöre yakılıyor. Şimdi futbolcu oynamadıktan sonra... Teknik direktör ne yapacak? Aslında bu bir ekip işidir. Eğer ekip iyi olursa futbolda başarı da gelir diye düşünüyorum. Evet, Kasımpaşa galibiyetiyle başlamıştı Kayseri Spor. Devamında Alanya Spor'a 2-0 yeniliyor. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'a 3-1 yeniliyor. Ankara gücünü 1-0 yeniyor. Daha sonraki haftalarda seri mağlubiyetler başlıyor. Sivas Spor'a 3-1 yeniliyor. Çaykur Rizespor'a 1-0 yeniliyor. Hatay Spor'a 1-0 yeniliyor ve Galatasaray'la beraber kalıyor. Ee, bu da ilginç işte bir sonuç. Karagömrük'le beraber kalıyor 0-0. Galatasaray 1-1'di. Göztepe'yle de yine 1-1 beraber kalıyor. Trabzonspor'la da 0-0 beraber kalıyor. İşte bu maçlarda galibiyet olsa e, Kayseri Spor'un düşme hattında olması ihtimali olmayacaktı. Yine Antalya Spor'a yeniliyor 2-0. Konya Spor'a 2-1. Gençler birine yeniliyor 3-2. Beşiktaş'a yeniliyor 2-0. Üst üste 4 maç kaybediyor. Ve ligin e, zemininde yer alıyor. Denizlispor'a Denizlispor Deniz 1-0 yeniyor. Yeni Yeni Spor'u 1-0 yeniyor. Gaziantep'e 2-1 yeniliyor. Gazi e yeniliyor. Başakşehir'i 2-0 yenmeyi başarıyor. Ve Fenerbahçe Fenerbahç'e ye 3-0 yeniliyor. Kasımpaşa'yı 1-0 yenmeyi başarıyor. Alanya Sporla 1-1 berabere kalıyor. Büyükşehir Belediye Erzurum Sporla da 1-1 berabere kalıyor. E, Ankara Gücü'yle de 0-0 berabere kalıyor. Zaten bu her ikinci yarın maçları. Daha sonra e, Sivas Spor'a 2-0 yeniliyor ne yazık ki. Bu kez Çaykur Rizespor en revaçta takımı bu kez 2-1 yenmeyi başarıyor. Hatay Spor'u 3-1 yeniyor. Mesela Kayseri Spor'un bence en büyük başarılarından birisiydi bu sezon. daha sonraki hafta Galatasaray'a 3-0 yeniliyor. Karagümle 3-0 yeniyor peş peşe. Yine Göztepe ile 1-1 bir -bir berabere kalıyor. Trabzonsporla 1-1 bir -bir berabere kalıyor. Antalya Spor'a 1-0 yeniliyor. Konya Spor'la 0-0 berabere kalırken Gençler Birliği de 2-2 berabere kalıyor. Beşiktaş'ı 3-1 yeniliyor. Ee, zaten sonra Kayseri Spor nasıl oluyor? Deniz Spor'u 6-3 yeniyor ki bu da önemli bir maçtı ki Deniz Spor'un düşmesi Kayseri Spor'un da ligde kalmasını sağladı aslında. Daha sonraki hafta Malatya ile bir 1-1 bir berabere kalıyor. Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kalıyor. Başakşehir ile de 0-0 burada 3 puanı yani 3 maçta 3 puan alıyor. En son maçta da Fenerbahçe'ye karşı gerçekten iyi futbol oynuyor ama 1-2-1 de yeniliyor. E, ligi de 10, 16, 17. sırada Heskablo Kayserispor kapatıyor ve yeni e, sezona hazırlık veya düzeltme yapmaya başlıyor diye düşünüyoruz. Artık bakalım gelecek sezonda neler yapacak. Bu şekilde devam ederlerse yani derse ya daha doğrusu Ağustos bece karıncanın hesabı gibi zamanla çalışmasan daha sonra son zamanlarda işte işi kurtarıyorsun, seviniyorsun ayrı konu da bu her zaman böyle olmaz. Onun için işi baştan sıkı tutmak gerekiyor. Hani oynadığın lig süper lig buna göre de davranırsan daha başarılı olursun diye düşünüyoruz. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.